أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Muhterem seyirciler, Kehf suresinin 11. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Bu sureye Kehf suresi denmesinin sebebini başta da söylediğimiz gibi, geçen derste söylediğimiz gibi, Ashab-ı Kehf'den haber verdiği içindir. Kur'an-ı Kerim'in geçmiş hakkında bilgi verirken metodu, zamanını söylemiyor, yani tarih bildirmiyor, mekan bildirmiyor çoğunlukla, şahısların isimlerine bile girmiyor ama olayı anlatıyor. Önemli olan olaydır diyor. Filan tarihte, filan kralın zamanında, filan yerde demiyor. Niye? Biz zamana ve mekana şartlanmayalım. Olaya şartlanalım biz. Hani Firavun'un hayatını okuyor adam, yaptığı zulümleri okuyor, ondan sonra diyor ki vay be, o zaman olsaydım ben ona haddini bildirirdim diyor. Peki karşısında oturan Firavun'u görmüyor ama. Çünkü firavunluk yapma işlemleri ayrı. Firavun, o günün firavunu ata veya deveye binerdi. Bugünün firavunu yanına en lüks arabayla veya helikopterle geliyor ya, deveyle gelmediği için farkına varmıyor veya atla gelmediği için farkına varmıyor. Onun için Rabbim tarih, şahıs ve mekan konusundan ziyade olayı bize anlatıyor. 4-7 tane yiğit adam zamanın kralına, bizim Rabbimiz gökleri ve yeri yaratandır, sen değil dediklerinden dolayı işkence edilerek öldürüleceklerini anlayınca hicret ettiklerini, Allah'tan korkan ve ona sığınanları da Allah'ın koruduğunu anlatmak suretiyle Rabbim bize mesaj verir. Siz Allah'ın yolundan ayrılmayın. Doğru yolda yürüyün. Rabbim sizi korur. Nasıl korur? Ashab-ı Kehf nasıl korur düşünmeden çıkmışlardı. Rabbim onları mağarada korudu. فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِن۪ينَ عَدَدًا. Mağarada yıllarca onların kulakları üzerine bir kapayıcı kıldık. Kulakları kapandı, dünyaya kapandı. Duymuyorlar. Etraftan insanlar, koyunlar, davarlara çan sesleri gelse bile onları duymuyorlar. Yıllarca diyor Rabbim. İleride gelecek ayet-i kerime 309 veya 300 yıl. Veyası şundan dolayı 300 yıl, tefsirciler diyor 300 yıl demesi güneş takvimine göredir. 309 yıl demesi de ay takvimine göredir. ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ اَيُّ الْحِزْبَيْنِ اَحْسَى لِمَا لَبِثُوا اَمَدًا. Sonra onları dirilttik. Bakalım o iki gruptan hangisinin sayımı daha doğru? Onu ortaya koymak için. Yani kaç yıl kaldılar bunlar konusunda insanların ihtilafı var. Nahnu nebussu aleyke nebe'ehum bil hakkı. Onların hayatını, hayat hikayesini en doğru şekliyle biz sana anlatacağız diyor Rabbim. İnnehum fityetun.
onlar bir yiğitler topluluğuydu. Âmenû bi Rabbihim. Rablerine iman ettiler. Ve zidnâhum hüdâ. Biz de onların hidayetini artırdık diyor Allah Celle Celaluhu. Özellikleri neymiş? Rabbe iman etmeleri, hidayetlerinin Rabbim tarafından artırılması daha. Ve rabetna ala kulubihim idgamu. Onlar kıyama kalktıklarında, kıyama kalkmak ne? Kafir ve zalim kral, bütün insanları kendisinin kölesi ve kulu gördüğü bir zamanda bu yedi tane yiğit kıyama kalkıyorlar ve diyorlar ki Rabbuna Rabbus semavati vel arz. Bizim Rabbimiz gökleri ve yeri yaratan, göklerin ve yerin Rabbidir. Lennedu ve min dunihi ilahen. Ondan başka hiçbir ilaha dua etmeyeceğiz, çağırmayacağız da. Eğer ondan başka bir ilaha dua eder veya onu çağırırsak لَقَدْ قُلْنَا اِذَنْ شَطَطَا. O zaman biz de saçma sapan konuşmuş oluruz diyorlar. Burada hani cümlenin karşıtı mana nedir? Siz kralı Rab kabul ediyorsunuz, saçma sapan şeyler söylüyorsunuz deniliyor ama bize de bir konuşma edebi öğretiliyor bu arada Rabbimiz tarafından. İnsanlara olumluyu anlatın. Yani şöyle de denilebilirdi. Ey kral, senin Rabbliğini kabul etmiyoruz denilebilirdi. Öyle demiyorlar. Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Biz ondan başka ilah kabul etmiyoruz. Eğer kabul ettiğimizi söylersek o söz saçma sapan bir söz olur diyorlar. Olumlu cümle kullanmamız Rabbimiz tarafından bize öğütleniyor. Haulâi kavmün ettekadû min dûnihi âliheten. Şu bizim kavmimiz Allah'tan başka ilah edindiler. Levlâ ye'tûne aleyhim bi sultanin beyin. Keşke onların ilah olduğu konusunda bir belgeleri, delilleri olsaydı. فَمَنْ اَظْلَمُ مِنْ مَنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا. Allah'a iftira edenden daha zalim kim vardır? Yani yoktur. Allah'a ortak koşandan daha zalim biri yoktur. Cümle önemli. Biz zalim deyince vuran, kıran, yerle bir eden anlarız. Doğru vuran, haksız yere vuran, kıran, ezen, yok eden zalimdir de asıl zalim onu üretendir. Onu üreten de nedir? Şirktir. İnne şirke le zulmün azim. Şirk en büyük zulümdür diyor Allah Celle Celaluhu ayet-i kerimesinde. Ve izâ tezeltumûhum ve mâ ya'budûne illallâhe fe'vû ilel kehfi yenşur lekum rabbukum min rahmetihi ve yuheyyit lekum min emrikum mirfeqâ. İşlerinden biri diyor ki, siz o kralına tapınan insanlardan ayrıldığınız zaman ve bir de onların taptıklarından ayrıldığınız zaman, yalnız hani onların taptığı ilahlardan ayrılıyorsunuz ama Allah'tan ayrılmıyorsunuz diyor. İllallah kelimesiyle. İlahlardan ayrılıyorsunuz, Allah'tan ayrılıyorsunuz. Biz bunu her gün şöyle söylüyoruz. Minareden de ilan ediyoruz. La ilahe illallah. Veya eşhedü en la ilahe illallah kelimesiyle müezzin efendi minareden ilan eder. İstiklal Marşımızda da bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdum üstünde benim inlemeli derken o şehadette
La ilahe derken birilerinin ürettiği ilahları reddediyorsunuz, putları reddediyorsunuz, illallah da karar kılıyorsunuz. Oradaki içlerinden biri de öyle diyor. Bunların ilahlarından ayrıldığınızda Allah'tan hariç, Allah'tan ayrılmak yok diyor. O zaman mağaraya sığının, Rabbiniz size rahmetini yayacaktır. Ve sizin işlerinizi de kolaylaştıracaktır diyor. Mağaraya girmişler. Rabbim mağarayı tarif ediyor bize. Ve teraşşemse izâ tale'at tezâveru an kehfihim zâtel yemîni ve izâ garabet takriluhum zâtel şimâli ve hum fî fecvetin min zâlike min âyâtillâh. Güneşin orada mağaranın sağından makaslayıp geçtiğini görürsün. Güneş batarken de sol tarafından makaslayıp geçiyor. Yani doğuşta ve batışta mağaranın içerisine güneş geliyor. Onlar da mağaranın ortasındalar diyor. Şimdi burada hani ev dizaynıyla, mimarisiyle uğraşanlara da Rabbim bir mesaj sunuvermiş oluyor. Evi yaparken güneşin mutlaka girmesinin de hesabını yapın mesajı da vardır. Böyle bir işaret de vardır. Yani orada 300 yıl kalacak insanlara kalmasını etkileyenlerden biri de güneşin doğuşunda ve batışında güneşin o mağaraya doğması, hayatın devamı için olduğunu Rabbimiz işaret etmekte. Ev yapanlarımız, mimarlarımız, hani dünyaya kapalı bazı evler vardır. Isıtmasını da, havalandırmasını da, ışığını da içeriden hallediyorlar. Özellikle iş yerleri için yapılıyor bu. İleride evler içinde belki planlanabilir. Planlamasınlar. Camlardan güneş görülsün. Şöyle insanların gözleri ufka doğru bir baksın. Gözleri, gönülleri açılsın. Dört duvarın içine bakarak kalan insanların ufukları da, akılları da, ileriyle, gelecekle ilgili düşünceleri de kısıtlı olur. Dört duvar arasında dört duvar örer kendi aklına da. ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ Bu Allah'ın mucizelerindendir, Allah'ın ayetlerindendir. Yani 300 yıl yemeden, içmeden nasıl yaşar? Rabbim yaşatmış. مَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ Allah'ın hidayet verdiği doğru yolu bulur. وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيَّ مُرْشِدًا Allah'ın sapıttığına da kimse mürşit olamaz, dost da olamaz diyor Allah Celle Celaluhu. Rabbim sevgili peygamberimize diyor ki وَتَحْسَبُهُمْ اَيْغَادًا وَهُمْ رُقُودٌ Onlar uyurken sen onları görseydin onları uyanık zannederdin diyor. Yani uykudaki insanı biz gördüğümüzde ne yapıyoruz? Onun yaşadığını biliyoruz. Bir de galiba gözleri de bakıyor ki onları uyanık zan ederdin diyor. Kime diyor? Sevgili peygamberimize. Ve nugallibuhum zâtel yemini ve zâtel şimali. Biz onları sağları ve sol taraflarına doğru döndürürüz diyor. Yani yattıkları yerden sağa ve sola da döndüklerine haber veriyor Rabbim. Ve kelbuhum bâsitun zirâ'ihi bil vasîl. Köpekleri de ayaklarını yaymış bir vaziyette kapının önündedir diyor Rabbim. Şimdi birinin aklına şu gelebilir. Yani yattığı yer toprakla, toprak onu yer, çürür. Sorusunun da cevabı var. Rabbim diyor ki sağına ve soluna biz döndürürüz onları. لَوِطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِتَّ مِنْهُمْ رُوبًا
Sen onları görseydin, için korkuyla dolar ve kaçardın diyor sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam. Ve kezalike ba'atnâhum liteyetesâelû beynehum. Onları biz dirilttik, kendi aralarında birbirlerine sorsunlar. Kâle gâilun minhum kem lebittum. Uyananlardan biri demiş ki diğerlerine, burada ne kadar kaldık? Öbürleri, lebitnâ yevmen ev bâdı yevm. Galiba bir gün veya yarım gün kaldık. Kâlu rabbukum âlemu bimâ lebittum. Bir kısmı da dedi ki burada ne kaldığınızı Allah bilir. Feb'atû ahadekum biverikukum hâdihi ilel medîne. İçinizden birini şu para ile şehre gönderin. Yiyecek alacaklar ama dikkat etsin. Felyandur eyyühe ezkâ ta'amen. Dikkat etsin, iyi baksın da yemeğin en temizini alsın. Yiyeceğin temizi. Yiyeceğin temizi iki türlü olur. Bir, maddi temizlik olacak. İki, helallığı olacak. Helalından ve de temizinden alsın. فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ. Ondan bir rızıkla rızık getirsin size. وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا. Yalnız dikkatli davransın. Nazik kelimesi de hani lütuf kelimesi dediğimiz, taltif kelimesi dediğimiz, Türkçe'de kullandığımız o kelime kullanılıyor. Nazik, kibar davransın. Dikkatli olsun da sizi onlar fark etmesin diyor. İnnehum in yazheru aleykum yercumukum. Eğer o şehir halkı sizi farkına varırsa sizi taşlayarak öldürür. Niye? Kralımıza kul olmadınız. Kralımız sizi her yerde arıyor. Öldürecek sizi diye hemen yakalarlar, taşlayarak öldürür. اَوْ يُعِيلُوكُمْ ف۪ي مِلَّت۪يهِمْ. Veya o kendi dinlerine döndürürler sizi. وَلَنْ تُفْلِهُ اِذَنْ اَبَدًا. O zaman ebediyen kurtuluşa eremezsiniz. Yani dine, bu İslam dininden onların dinsizliğine dönecek olursanız ebediyen kurtuluşa eremezsiniz diyor. Şimdi وَكَذَٰلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌ. Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu bilmeleri için biz onları, o şehir halkını haberdar eyledik diyor Rabbim. Yani farkına varmışlar. Burayı tefsire giriyoruz şimdi. Tefsirler anlatıyor. Parayla yiyecek almak için vardığında ekmeği satan adam paraya bir bakmış ki 300 yıl öncesinin parası. Para tedavülden kalkmış ve derhal yetkililere bildirmiş. Fakat bu arada şöyle bir değişim olmuş yalnız. Bunların farkında değiller. Orada hak din olan Allah'ın dini yayılmış. Yönetici de Müslüman, yönetilen de Müslüman. Hepsi İslam'a göre yaşıyorlar. İslam kelimesini kullanıyorum. Bütün peygamberlerin getirdiği dinin adı İslam dinidir. Allah'a teslim olma anlamında İslam dini olduğu için Kur'an'da öyle diyor. Hüve semmâkumul müslimîne min qablu diyor Rabbim. Daha önce de Müslüman olarak isimlendirildiğini ifade ediveriyor Allah Celle Celaluhu. Onlar seviniyorlar bu insanlara kavuştuklarından dolayı. Ve enne sa'ate la raybe fiha. Ve kıyamet günü de şüphesiz olacaktır diyor Rabbim. Şimdi ne alakası var burayla oranın arasında? Yani anlatırken bu cümle girivermiş araya. Yine devam edecek Ashab-ı Kehf konusu. İz yetenazi'ûne beynehum emrahum diye devam edecek ama araya bir cümle girmiş.
kıyamet de mutlaka olacaktır. Şüphesiz olacaktır diyor. Yani yahu bu insanlar, kabirde yatan adamlar nasıl diriltilecek diyorsunuz ya. Bak, mağarada 300 yıl yaşayanın çürütmedi. Ondan sonra diriltti ve insanlara da gösterdi. Her şey Rabbimin yerinde. اِذْ يَتَنَازِعُونَ بَيْنَهُمْ اَمْرَهُمْ Onlar kendi aralarında bir münakaşaya girdiler. فَقَالُقْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا Onların, yani Ashab-ı Kehf'in bulunduğu yerin üzerine bir bina yapın dediler. رَبُّهُمْ عَلَمُ بِهِمْ عَلَمُ بِهِمْ Onların Rabbi doğrusunu daha iyi bilir. قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى اَمْرِهِمْ Ama baskın çıkanlar şöyle dediler. لَنَتَّقِدَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا Biz onların bulunduğu yerin üzerine bir mescid yapacağız dediler. Şimdi onlara, şimdi tefsirin ifade ettiğine göre o bir tek kişi ekmek almak için gelenle beraber mağaraya kadar gelmişler. Ama mağaranın içerisinde kaybolmuşlar. Tabi onlar öğrendiler, 300 efsane halinde bir şey anlatılıyor. 300 yıl önce 7 tane yiğit bu dine girmişlerdi. Zalim ve kafir sultana itaat etmeyeceğiz, krala kulluk yapmayacağız, biz Allah'a kulluk yapacağız diye şehirden çıkmışlardı ve bu dağda kaybolmuşlardı. Şimdi buldular, sevindiler. Çünkü şehir halkı da, kral da Müslüman olmuş. Daha sonra gelen krallar Müslüman olmuş. Emirül müminin olmuşlar ve seviniyorlar. Ve şu karara varmışlar. Buraya bir mescit yapacağız. Seyebulûne selâfetün râbi'uhum kelbûn. Onlar üç kişiydiler. Dördüncüsü köpekleriydi diyor. Bir başka anlatım şeklinde ve yebulûne hamsetün sâdisuhum kelbûn. Onlar beş kişiydiler. Altıncıları köpekleriydi diyorlar. Rabbim de diyor ki racmen bil gay. Tabii ki gaybı taşlıyorlardı. Yani gerçeğini kimse bilmiyordu. Bir kısmı üç diyor, bir kısmı beş diyordu. Ve yekûlûne seb'atun ve thâminuhum kelbuhum. Bir kısmı da diyordu ki onlar yedi kişidirler. Sekizincileri köpekleriydi diyorlardı. Bu bizim tarihimizde de, bizim dışımızdaki milletlerin tarihlerinde de önemli olaylar dilden dile anlatılırken anlatanların ve yazanların kültürleriyle orantılı olarak değişime uğrar. Hani bir Leyla-i Mecnun'un Türkler tarafından işlenişi ayrı, Araplar tarafından işlenişi ayrı, Hindistan'da Hintliler tarafından işlenişi yine bir ayrıymış. Kahramanlık destanları da öyledir. Yani bir Battal Gazi'yi anlatan insan bir Erzurumlu hikayeci ile bir Konyalı hikayecinin anlatım şekli aslında anlatanın da karakterini ve kültürünü ortaya koyuveriyor. Bu tür konularda doğrusu nedir? Kul Rabbi alemu bi iddetihim. De ki onların sayısını en iyi bilen benim Rabbimdir. Ma ya'lemuhum illa qalil. Onların sayısını çok az insan bilir. Fela tumari fihim illa mira'en zahira ve la testefti fihim minhum ahada. Bu konuda onlarla münakaşaya girişme ve bu konuda onlara da hiçbir şey sorma. Yani onlardan alacağım bir bilgi, sağlam bir bilgi yok diyor Allah Celle Celaluhu. Bir de sayının önemi yok.
O da önemli. Yani Rabbim hangi tarihte, hangi kral zamanında, kimler, isimleri ne diye bize bilgi vermiyor. Verdiği bilgi şu, tarihin bir zamanında kendini Rab kabul eden, insanları kendisine kul yapan bir krala karşı bir yiğitler topluluğu, Kur'an'ın ifadesiyle fityetün amenu bi rabbihim diyor. Rablerine iman etmiş bir yiğitler topluluğu, biz Rabbimize iman ederiz, ona itaat ederiz demişler. Kralın zulmüne karşı direnmişler ve kendilerini öldüreceği kanaati ulaşınca kendilerine şehirden hicret etmişler. Allah Celle Celaluhu tarih boyunca peygamberlerini ve onun sadık ümmetlerini ve ashabını kendi yolunda hicret ettikleri takdirde onları hiçbir zaman mahrum etmemiştir. Sevgili peygamberimizde de bu konuda onlara bir soru sorma diyor. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّي فَاِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهِ. Bir konuda yarın bu işi yapacağım demeden önce inşallah de. İnşallah yarın bu işi şöyle yapacağım veya bir gün bu işi böyle yapacağım. Yani Allah izin verirse, Allah dilerse yapacağım de. وَذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَس۪يتَ. Unuttuğun zaman Rabbini hatırla. وَقُلْ أَسَى اَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا. Umarım benim Rabbim beni bundan daha doğrusuna ulaştırır de, diyor Allah Celle Celaluhu. Dilimize yerleşmiş olan inşallah kelimesini tekrarlayalım, yeniden canlandıralım ama mutlak surette söz verdiğimiz şeyleri de, çeklerimizi, senetlerimizi ve sözlerimizi zamanında ve mekanında yerine getirmek için gayret gösterelim. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.